Merhaba Kraliçe ailesi. Bugün Ejderhan arkadaşımız bizi ziyarete geldi. O yüzden mutluyuz. Geldiği için de çok teşekkür ederim. Hem atölyemizi şenlendirdi hem de gelecekteki projeler hakkında konuştuk, sohbet ettik. Bu projeler üzerine de sizinle sohbet etmek ihtiyacı duyduğumuz için böyle bir kayıt alıyoruz bugünle. Bildiğiniz gibi ben Talet, Burak, Ejderhan. Aynen. Sizi zaten tanıyorsunuz. Onda bir problem yok. Yani bizim şu anda Crawler camiasında bizim açımızdan gündemimiz, yani uzun bir süredir zaten bunu biz konuşuyoruz. Hani bunun gizlisi saklısı yok. Siz de haberdar olun istedim. Biz çok çekerler üzerine şu anda kafayı takmış durumdayız. Ciddi bir derecede. Aynen. Yani 4 şu anda gördüğünüz gibi masamızın üzerinde iki alet. Evet, yani ekipman burada. 6x6'ımız var. Bu bir de fragmanın yani şey başlangıcı. Filmin fragmanı, ön sahnesi evet. Bu. Daha bir de bunun devamı olacak. Bunlar hiçbir şey değil. Daha büyük şeyler olacak. Neden böyle bir ihtiyaç duyduk? Açıkçası çok çekerler üzerine sohbet etmek değildi. Çünkü Türkiye'de ben stabil bir biçimde yürüyen çok çeker görmedim. Maalesef. Yani maalesef. Bundan önce çok deneyim yapmaya çalışan ya da yapmaya çalışan oldu ama sonunu getiremedi. Biz inşallah işte sonunu getireceğiz. Ama ya, getireceğiz. Seni ayrı tutuyorum. Senin çünkü hangoundan çevirdiğin çok başarılı bir şey vardı arkadaşlar. Yürüyen bir şey vardı. Yürüyen başarılı bir çok çeker vardı ama camianın dışından birisi aldı artık. Yani ona ulaşmamız imkansız gibi. O artık uçtu gitti yani o şase. Şu anda elimizde bunlar var. Bütün gündemimizde ve şu anda açıkçası 6x6, 8x8 gibi çok çekerler işgal ediyor. Ya projelerimizden biraz bahsetmek istiyoruz bu videoda. Yeni bir projeye başlamış bulunuyoruz. Bundan sonra ne yapılacak ve düşüncelerimizi hani size aktarmaya çalışacağız bu videoda. 6x6 veya çok akslı araç dışında da Talha arkadaşımızın 4 çekir şey projesi var. Onu da bugün göstereceğiz size. Bakalım. O zaman ben söze ilk önce benim meşhur kırmızı 5 kuruş fazla olsun kırmızı olsun diye nitelendirilen kırmızı şasemden başlamak istiyorum. Aynen. Yola nasıl başladık? Ondan hani şey yaparsan. Şimdi açıkçası bu şasiyi tercih etmemiz için önce bir arge yaptık kendi çapımızda. Nasıl yapalım, nasıl edelim diye. Ben her zaman aksel aldırmaya çalışıyordum Talha'ya. Ama bir yandan da bakıyorduk full alüminyum bir şasi yapalım. Yani yakışıklı bir şey olsun istedik. Tabii şimdi bu arkadaşlar bu şase yani tamam kırmızı falan çok güzel ama bu şasenin büyük bir kısmı klon yapılar oluşturuyor. Bizim bu şaseyi tercih etmemizin sebebi hard body Rubicon cap kullanacağız. Ondaki şu sorun. Yani bunu çevirmeye çalışanların hepsi yaşıyor. Aksiyelin şasesinde aktarma tam ortada olduğu için ve interior olduğu İstersen için şeyde. Oradan şeyi uzak. Yani buradan bunu da karşılaştırmalı gösterelim. Olarak göstersek daha iyi anlarsınız. Kipi al. Kipi konu şey yapın. İşte iki şasi arkadaşlar. Buradan çıkıntımız var. Buradan şanzıman bayağı bir çıkıyor. Burada öyle bir çıkıntımız yok. Hard body Rubicon kipimizde interior olduğu için burasını kesmek zorunda kalıyoruz. O da scale dışı bir yani çirkin bir görüntü ortaya bir çıkıyor. Bir de çok kötü bir noktaya geliyor. Sanırım iki koltuk arasında. Koltukların evet. Ortası komple bombe bir şekilde kesiyor. Yani çok saçma. Hatta tam bile oturmuyor. Yani şu motor kısmını bile kesiyorsun. Yani bir şekilde bombe atıyorsun. Aynen. Yani aslında içinin hiç yani anlamı kalmıyor. İşi profesyonelce yapmak için mecburen böyle bir şaseye başvurduk. Yani şimdi açıkçası aksiyelin şasesi ne kadar başarılı olsa da mesela U profil olması scale değil bana göre. Tartışılır o konu ya. Yani mesela şu şase bence düz profil olduğu için hani bu segmentteki 1/1 araçlarda daha uygun. Çünkü hani yani, U profil yani ama şimdi şöyle dıştan görünümü var. Kimse ona bir hani içten bakarsan evet U ama dıştan görünümü hem
esneme adına, şey adına bir estetik yani görüntüsü var. Gerçeklik yani, gerçeklik anlamda baktığın görüntüsü zaman gerçek hayatta da U profil kullanılıyor. Evet. Düz profil kullanılmıyor. Mesela, tabii. Yani mesela normal arabalarda, CJ arabalarında falan bu şekilde. Bunlar kızak raylı şase diyoruz arkadaşlar. Yani bütün araçlarda kullanılan raylı. Ama şöyle toparlayayım şeyi. Bunda üzerinde uygulama yapmak daha kolay. Çünkü kesinlikle bunda içinde U profil olduğu için hani malzemeyi içine taşımamız gerekiyor. Bunda öyle bir olay yok. O yüzden hani daha kolay. Ama açı olarak baktığımız zaman gayet şey bir şase bu. Yani tabii. Yani bu zaten RC4 VDM'nin şasisi. Yani üzerinde geliştirebileceğiniz daha şey alan sunuyor. Ne derler ona tam Türkçe? Kullanım alanı diyelim. Yani kullanım ergonomik. Kullanılabilir. Bu şasi üzerinde yüksek. Diğer bahsedeceğim universal olarak düşünelim. Her şeyi bu şasi üzerine uygulayabilirsiniz. Zorlanmazsınız. Ama bu yani biraz kısıtlar. Yani piyasadan X bir ürünü alıp buna takabiliyorsunuz, buna takamıyorsunuz, bunu uyarlamanız gerekir. Uğraştık. Evet, bu şase ile ilgili diğer bahsedeceğim nokta mesela aktarma kutusu. Ben evet, aslında evet bunu tercih etmeyecektim. Yani bunu tercih etmemin büyük etkeni sensin. Bir. İkincisi arkadaşlar mount. Link mount olduğu için kafama çok yattı yani. Yani senden sonra en büyük sebebi bu oldu. Evet yani şu buraya kullanımı, link alt linkleri buraya monta yerleştiriyorsunuz. Daha iyi bir kullanım size sunuyor. Çünkü normalde yani D90'larda ve şeylerde D110'larda alt linkleri buraya takıyorsunuz. Burada açı bozuluyor. Yani daha dik bir açıyla akslara gidiyor şase. Bu açıkçası bana göre şasi setup'ı bozuk oluyor. Araba hani düzgün yürümüyor. İstenilen şeyi yapamıyor. Yota'nın o link bağlantı kulaklarını kırmasının en büyük sebebi bence şasiye bu şekilde çok dik bir açıdan yani bağlanması. Ya ben öyle düşünüyorum. Yük oraya biniyor. D90'da şey kep daha ufak olduğu için linkler otomatikman daha böyle açılı bir şekilde duruyor. D110'da biraz daha hani az açılı şey duruyor ama bu mount'ta tamamen şu konumdan şu konuma düşmüş oluyor. Bu sefer de ne derler ona altına kaya aldığın zaman ya da altına bir şey aldığın zaman daha böyle akışkan bir şekilde o kayanın üzerinden slide yapabiliyoruz. Yani Türkçesi kayabiliyoruz. Kayabiliyoruz. Rahat engeller. Evet, bu takım şase frame'i kopya. Yani kopya bir frame aldım ben. RC4 VD kopyası gibi görünen transfer kutusu aslında kopya değil arkadaşlar. Yani bunu ben satıcıyla konuştum. Fason çalışan bir firma. RC4 VD'ye de ürün yapıyor. Yani Çin'de böyle şeyler var. AliExpress veya eBay'den aldığınız klon gibi görünen ürünler AliExpress'te genelde orijinali olabiliyor. Orijinali veya hafif kusurlu. Yani firmanın reddettiği ürünler iç piyasada tekrar eritiliyor veya dış piyasaya sunuluyor. Hatta şununla ilgili şöyle bir durum var şu anda. ARB lisansı yüzünden AliExpress'teki bütün ARB akslar geri çekildi. Ya şöyle düşünün. Çin malı skuterler yok mu? Bir marka üretiyor ya da bir fabrika üretiyor ama 10 tane ya da 20 tane markaya veriyor. Oralarını buralarını değiştiriyorlar ama bunlarda böyle oralarını buralarını değiştirme de yok. Direkt yani marka yazıyor üzerine. O marka oluyor ama üretim yeri hep genelde tek bir çatı altında üretiliyor. Biz bu transfer kutusunu açtık baktık. Karşılaştırma da yaptık. Birebir aynısı. Yani kopya demek buna hakaret olur. Bence birebir aynısı. Bence de. Benim de senin düşünce. Yani aynı. Ana aktarma yani şanzıman olarak Planet dişleri şanzıman kullandık. Integidir bu arada bu arkadaşlar. Çok kalitelidir. 5:1 oranında. Bir de oranları söyleyeyim. RC4 VD transfer kutusu 1:1.75 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 1:2 değil yani birazcık daha hızlı. Bunu da tercih etmem yani bu yine hep bir şeylere bağlı zincirin parçaları bunlar. Yani scale görüntü sağlığı için. Scale görünüm, link bağlama mount olması ve kullandığım şanzıman 5:1 oranında. Yani RPM değerinin 1/5'ini alacak. O yüzden transfer kutusu olarak birazcık daha 2:1'den biraz daha hızlı olanı tercih ederim. Akslar kaçtı?
Üçü müydü bunlar? Üçten fazla. Üçten fazla mıydı? Evet. Çünkü kamyonunki biraz evet, daha farklı. Yani her aks aynı orantıya sahip olmayabilir. Ona çok dikkat edin. Yani çok akslı araç yapmak isteyen arkadaşlar, hani bütün aksların aynı markanın ya da aynı tip olmasına şey yapın, gayret gösterin. Yani atıyorum ön aks farklı, diğer iki aks farklı yaptığınız zaman aynı orantılara sahip olmayabilir. Yani çok bariz farklar olmadı işte önce. Hani küçük farklar tolere eder de büyük farklarda aynen, araçta kırım yaşarsınız. Bu şasiyle ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok açıkçası. Yani 20 kilo Power HD servo kullanacağım. Dijital. Bende standart zaten. Şey, diferansiyelleri de istersen şu. Evet. Aksiyonumuzu. Aks diferansiyel de bu arkadaşlar. Bu ürüne baktığınız zaman bu ürünü şu anda yasal olarak satışını yapan iki firma var. Birincisi TFL, ikincisi Integ. Bu arkadaş Integ'den çıkmalı. Bir. Aksiyel CGX-11'in aksı ama güncellenmiş versiyonu. Açı olarak 40 derecenin biraz üstünde, yani CGX-12'ye yakın. Alüminyum tamamen ve çok kaliteli. Bir de yani önemli aksı, dogmon yok onda. Tabii CVD. CVD mille geliyor. Zaten bu açı... Kırtlama, zıplama yok. Evet. Yani mesela CGX-12'de eski nesil CVD, CVD kullandığı tam için zıplama yapıyor. Vatera'da da o problem vardı. Yani tamam, çok felaket bir açı var 45 derece ekvatorada ama zıplıyordu araç tam turda. Bunda öyle bir sorun yok arkadaşlar yani. Adamlar gönderirken en ince işçiliğine kadar düşünmüşler. Rumanlar çok kötü. Açıklarını kapatmış. Yani piyasadaki olabilecek aksların açıklarını kapatarak bir kaliteli ürün sunuyorlar bize. Konuda hani içiniz rahat olabilir. Ama dediğimiz gibi satıcıdan satıcıya hani elinde bulunduğu mallar kusursuz ya da kusurlu olabilir. Ona çok dikkat edin. Kusurlu mal alabilirsiniz. Evet. Yani kusurlu maldan kastım ARB alıp dişli seyran var. Evet, ARB'lerde genel olarak bir bebel gear dediğimiz kısımda bir sıkıntı var. Dişli yiyor. Helikal olmasına rağmen dişli yiyor. Ama bunlar gayet kaliteli. Tabii alüminyum parça kullanmanın görsel olarak çok güzel avantajı var ama bir de şöyle dezavantajı var. Çiziliyor. Evet. Yani vitrinlik yani gibi görünen araç. Aslında çok rock crawler'a gelecek bir şey değil. Ya yani daha çok trail bir şey değil. Aynen öyle. Ama bu araba arkadaşlar yani alüminyum tamam çizilecek çizilecek ama şey olarak tork falan olarak çok başarılı bir şasi bu. Yani şu anda daha bunu toplamadık ama tırtıl tabiri caizse. Eğer çizmeyi kırım demeyeyim de çizmeyi görsel olarak birazcık bozulmasını göze alabilirsem ben gayet başarılı bir şasi. Ben çizerim sadece. Yani çizerim, sıkıntı yok. En olmadı. Ama yani bu işin de yani güzelliği yani ne bileyim çamura girmek, taşa vurmak illa ki yani çizilecek yani. Aman bana çamur deme, ben çamur yani sevmiyorum. O kaçınılmaz bir şey. En basitinden bir tahtaya gelecek. Yani o kaçınılmaz yani bir şey. Plastik defaulsun işte en güzel özelliği istediğin yerde kullanabiliyorsun. Yani arkadaşlar bir de şunu özellikle belirtmek istiyorum. Geçen haftalarda biz kaya parkuru yaptık burada. Beykoz Arsiye'ye de buradan selamlar. Ziyarete geldiler bizi. Kaya parkurumuz bizim gerçekten cidden zor. Yani etabı tamamlamak bayağı zor ve biz yaptığımız gün yağmurluydu değil mi? Kayalar ondan ıslattı. Önce yağmurlu olduğu için hem kayalar ıslattı hem de şey orası bir şelale olduğu için bir ufak böyle bir gölet gibi bir havuzumuz var. O havuz suyla dolu olduğu için bize hani ayakta araçların yanında seyretmek biraz sıkıntı oluyor ama bundan sonra havalar düzeldiği zaman, oradaki su tamamen buharlaştığı zaman, yok olduğu zaman daha güzel olacaktır. İşte ben bundan sonra onun üzerine bir şeyimiz olacak. Sürüş etkinlik ne diyelim ona? Etkinlik yok diyorlar. Etkinlik demeyelim, o yüzden gelmiyorlar. Aynen aynen. Ya biz buluşma yapacağız. Bundan sonra atıyorum en kötü 2 haftada bir buluşma yapacağız burada. En iyi 2 haftada bir buluşma yapacağız. Biz buluşma yapacağız. Ama. Katılmak isteyen katılır. Bundan sonra biz davet etmiyoruz. Çünkü bıktık insanları böyle davet ederek. Zaten herkesin memnun etmek imkansız. Aynen öyle. Ondan sonra da işte ne diyenler oluyor? Buluşma vardı, biz mi gitmedik diye şey yapanlar oldu.
Evet, ben o kaya parkuruyla ilgili sözümü tamamlayayım unutmadan. Ali Kaan Poşulu arkadaşımızın aracı kaya parkuru yüksekte olduğu için yaklaşık bir 15 metre, yok 10 metre falan vardı herhalde, değil mi? Aşağı yukarı 10 metrelik bir derinliğe düştü. Allah'tan aks üzerine düştü araç. Amortisör kulesi kırılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İşte plastikte şu avantajınız var bir de. Onu da anlatayım, ondan sonra diğer konuya geçeceğim. Alüminyumda tamam yüzeyi olan basıncı tolere edebiliyor ama bir noktadan sonra plastik en zayıf halkayı kırıyor. O parçayı takarak tekrar kullanıma yani devam edebilirsiniz. Tartışılır yani, her zaman alüminyum daha iyidir bir şey yok. Yani plastik olduğu zaman da iyi oluyor. Çünkü tamam, esnemesi belli bir yere kadar sana şey tolere ediyor. Alüminyum etmiyor, daha kötü yerinden kırabiliyor. Veya, alüminyum çatlaması zaten en kötü şey. Ya da yamulabilir, düzeltmek çok zor. Evet. Yani, yamulur, düzeltmeye çalışırsın, o anda o yamulduğu noktadan böyle kılcal çatlaklar meydana gelmiş olur. Sen böyle düzeltince çatla iki parça olmuş olur bir parça. Çok başıma geldi yani. Çok fazla alüminyum o konuda geldi. Biraz evet, tehlikeli bir şey. Avantajı da var, dezavantajı da var. Kafa kafa yani plastik aslında baktığınız zaman. O farklı, bu farklı. O kişinin tatmin olma duygusuyla alakalı. Ben bununla tatmin olmak istediğim için bunu aldım. Diğer konuya geçersek, şu anda yeni bir projeye başlıyor Burak arkadaşımız. Ona değinmek istiyorum. Arkadaşlar, projenin hayli baş konusu yani aktörü, baş aktörü tamam ya, hayli. Evet, hayli. Hayli. Çok akslı bir projemiz var. Evet. Hayli. Kaç? 8 çarpı 8 olacak. Ya 6 çarpı 6 ya da 8 çarpı 8 durma göre değişir. Yani onu daha karar vermedik. Daha tam şeyimiz yok. Haylit, bir de insanların aklında şöyle bir soru oluyor. Haylit nasıl bir şekildir? Ondan da birazcık bahsedelim. Arkadaşlar, Haylit Tamiya 1/14 kamyon şasesi baz alınarak yapılmış bir şase. Yani Tamiya burada birazcık kandırmış müşterilerini. Yani bir şasiyle bir sürü şey yapmaya çalışmış. Aynen. Şanzıman aynı şanzıman 1/14'te. Sadece aynen, çift aynen çıkışı var. Oranlar birbirine yakın. Aksları daha geniş tabii doğal olarak. Ama yüksek bir şase ve taklaya da müsait. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu crawler amaçlı kullanacaksanız yok. Bir halta scale bir amacı var bunun. Yani bir halta olmaz yani bu şaseden. Bu şasede de Junfang kit var. Yani 4 linke çevrilmiş. Yani bunu taksanız da bir halt olmaz çok yani. Şey ya bir aksiyel olmaz, öyle söyleyeyim. Olmaz çünkü ağırlık merkezi çok yukarıda ve yani bu arabanın orijinali, bu aracın orijinali yaprak. Yaprak. Yaprak yani. Yani bu şasi daha çok böyle kamyonet tarzı şeylere. İşte şu gördüğünüz Ural aslında Haylik'ten. Aynen. Yani şasisi ileride de bunu da tanıtacağız zaten. Evet. Ural'ı detaylı bir şekilde. Daha şu anda o projeler istediğimiz kıvamda olmadığı için tanıtma gereği duymuyoruz açıkçası. Sadece şu an görseli var. Evet. Yani bakalım, bu arkadaşımızla tekrardan hani görüşeceğiz. Tam olarak istediklerini şey yapacağız, dinleyeceğiz. Evet. Ona göre artık isteği doğrultusunda çok akslı bir projemiz olacak. Olacak. Yani şurada zevkli bir proje çıkacak. Aslında yani şurada şöyle bir kendi projem de var bu arada. Yani ben iki tane kendime şase yapacağım. Ama işte şaselerimiz şu an bir anda böyle yıldığı için biraz hangi birine yetişeceğim bilmiyorum. İnşallah. Daha yine benim bir 6x6 projem var. Aynen, senin de var. Yani çok fena geliyoruz arkadaşlar. Yani. Erkan'ın var. Evet, Erkan'ın var. Bu arada bir 6x6 daha var. Erkan'a yapıyorduk değil mi bunu? Evet, doğru. Aynen. Erkan'ın. Şey oldu, kendisinin 6x6 Defender'ı vardı. O şasinin üzerinde ben oynamalar yapıp Ural kipini uyarlayacağım ona. Talha arkadaşımıza da tekrardan bir Ural yapılıyordu değil mi? Evet, ona evet, Ural yapılacak. Ural kardeşliği olacak. Yani aynen, sen de Ural istiyorsun. Yapacağım. Hatta selam ettiğimiz bir Uralcı arkadaşımız daha var. Kimdir o? Kim? Koray arkadaşımız. Aa evet. Koray. Ama Koray Bey şimdi selamlar. Cross RC'yi kullandığı için onun ölçeğinde de bir hata var yani. O da birazcık kandırmış firma olarak insanları. Tamam, çok başarılı. Her şeyin ama çok fazla farklı şey olmuyor. Biz biraz önce ölçülendirmelerde baktık. Böyle milimetrelerle hani. Ama geniş hacme yaydığın zaman geniş fark ediyor. Evet. Oo, kaportada biraz fark var. Ama birazcık küçük fark var evet. Yani şeylerin yanında sırıtıyor.
Yani, akselerin yanında direkt evet. Yani zaten biz yani aksellerle şey yapamıyoruz. Rubicon kocaman duruyor yani. Yani akselle 1.10 demişler ama aslında 1.10 değil. 1.10 yani başka bir boyut. Ama bunu da yani bu şaseleri aslında uygun olarak 1.8 mesela yapmamız lazım. İşte right aksları kullanıp evet. 30 santim genişliğe alışıyor. Ama maliyet çok artıyor o seferde. Aslında amacımız en düşük maliyetle aynen. Yani fiyat güzel performansı, bir araba çıkarmak. Aynen. Fiyat performansı güzel şey, bir araba çıkarmak. Şimdi 1/12 yapmak için de farklı bir aks kullanmak zorunda kalıyorsun. Gene maliyet artıyor. Yani biz elimizdeki şeylerle, yani elimizdeki imkanlarla bu işi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden hani uygun bir ölçü hani şey yaptığımızı düşünüyoruz, kararlaştırdığımızı düşünüyoruz. Bu arada 1/10.5-11 gibi bir ölçüde yani sahip evet. araçlarımız. Bu da dünya standartıdır arkadaşlar yani. Traktör Almanlar ile... Almanlar genelde 1/10 ile 1/11 arasında ölçüde kullanıyor. Yani bu gördüğünüz kupalar kamyon kabinlerine kupa deniliyor arkadaşlar. Halk arasında. Ben de o yüzden kamyon kökenli olduğum için aileden dolayı o tanımı kullandım. Herhangi bir Alman parkuruna soktuğunuz zaman muadil şaselerle sırıtmıyor. Evet. Ölçek olarak tuttuğu için. Bana mesela Almanlar benim o YSAZ yapmak istediğim projeyi 1/14 yaptığım zaman forumu ayağa kaldırdılar. Niye 1/14 o kadar ufak şey araç mı yapılır diye şey sistem ettiler. Haklılardı aslında yani kendileri devamlı 1/10, 1/11 olarak yapıp kullandıkları için. Bir de gerçek ölçüleri baz alarak. Yani evet. Yani gerçek şey, normal bir arabanın ölçülerini baz alarak. Yani adamlar olarak. Artık şeyi bile 1/14, 1/16 bile kağıda almıyorlar. Arkadaşlar bu traktörü olayı birazcık bizim ülkemizde sanırım kafa karıştırıyor. Ona da birazcık değinmek istiyorum. Arkadaşlar traktörü dediğimiz olay çok çekerli. Araçların dışında 4x4 kamyonların da katıldığı bir parkur ve bu parkurda tırmanma, iniş baz alınarak yapılıyor. Ya iki kapı iç arasından geçiş yapılıyor. Mesela böyle zorlu arazinin üzerinde kapı geçişleri oluyor. Biçimsiz yerleri konumlandırılıyor ki arabalar hani böyle kolay geçmesin diye. O şekilde şeye trail denir aslında. Ama trail'i açtığımız zaman, esas derine indiğimiz zaman ormandaki yürüyüşe de trail yani şey oluyor. Yani orman sürüşleri de trail olabiliyor. Orada biraz dikkat etmek gerekir. Öyle bir, yani tam ülkemizde oturmadığı için bir kavram kargaşası mutlaka olacaktır. Bir ikincisi, dünya standartında baktığımız zaman, arkadaşlar orada parkurların bazı kademeleri var. Mesela tamamen profesyonel bir parkur ve araçlarla yarışacaksanız sanırım yanlış hatırlamıyorsam bütün ekipmanları kendiniz yapmanız gerekiyor. Cifalı o. Aynen. Şof falan yani öyle hazır tamıya parçası alayım, aksiyel parçası alayım birleştirdiğinde o amatör parkur olmuş oluyor. Ve en önemli noktası o parkurlarda giren profesyonel el yapımı araçların ağırlığı da ölçüye uygun neredeyse. Yani çok ağır araçlar onlar. Yani ne kadardı? 20 kiloya falan ulaşan araçlar var. Var. Yani çünkü adamlar komple metalden yapıyor her şeyini. Hatta yani pirinçten ya da bakırdan kupasını yapan Alman abilerimiz de var. Gülle gibi. Evet. Ağır abi oluyor. Yastık kapo baz alınabilir mi? Ha, aynen aynen. Kapo baz kapo, alınabilir. Kapo da mesela yani, şimdi hatırlamıyorum kaç kilo olduğunu ama o da ciddi bayağı şey. Yani, onun 8x8'i var sanırım. Yani derecede çok ağır. Bizim daha önce yaptığımız bir parkurda getirmişlerdi. Evet. Hatta yürütememişlerdi. Ağırlığından dolayı yani o kadar. Ya aslında evet, gülmedik de. Ben güldüm. Aslında şey, setup'ı bozuk olduğu için mesela arabada. Yani tabii, ciddi evet, bir motor kullanılması profesyonel gerekiyor. Profesyonel birisi evet ve yani olmuş. Şimdi 8x8 arabada artık çok dik bir yere çıkmaya çalıştı. Haliyle arka taraf oturdu. Uzun bir araca çok şunu da çıktı. Şey yapmak lazım. Ben şimdi o görüntüleri yani görmedim ya da canlı görmediğim için. Bu arabalar hani bizim 4x4 aksiyellere göre evet, yani şey sınıflandıramazsın çünkü bunun çıktığı yeri bunun çıkmayabilir. Aynen bunun öyle. Yan geçtiği yerde bu taklatabilir. Hani bunları aynı kefeye koymayın. Hani belki orada canlı o arabayı yani izleyen arkadaşlar o kefeye koyarak hani şey yapmış olabilir. Ben o yüzden derin yorum yok, yapamayacağım. Yani şimdi tepeye çıkmak var şimdi. Tepe bu açıda. 4x4 açtım hemen arka teker kurtarıyor ama 8x4 uzun. Kafa buraya koydum hemen arka taraf oturuyor. Abi. O çok basit. Zemin de çok önemli. Yani patinaja kalkabilir işte, araba. Yani,
traksiyonun var. 8x8 kullanım alanı orası değil. Yani koskoca dağa çıkacak araba değil. Ya aracın motor setup'ından kaynaklanan bir hata vardı. Onun dışında montajda yani, bir hata yoktu. Yok montaj evet. Şey, yani, traksiyon olmasına rağmen gidemediyse araba evet motor şeyi. Ama traksiyon yokken araba debelendiyse o zaman motor sınıfı debelenmedi çıkamadı yani. Yani çıkamadı aynen kaldı orada öyle. Yanlış motor ekibi. Yani bir ya şey de çok önemli arkadaşlar. Basamadı. Şimdi bizim crawler'larımız atıyorum kaç kilodan başlıyordu? Yani bu 3 kilodan başlıyor. 3 kilo yani en fazla olabileceği bu. Hani 3-5 kilo arasında şeyler, araçlar. Maksimum. Sert kep olduğu zaman işte 5-8 kilo arasında hani şey yapabiliriz. Yani D110 kullanılan işte, üzerinden full aksesuar doldurmuş D110'lar 8 kilo yaklaşıyordur herhalde. Evet, değil mi? 6 kilonun üzerinde. Yani şimdi tutup da buradaki setup'ı oraya koyduğun zaman otomatikmen o araba doğru yürümeyecektir. Yani yokuş yukarı zaten yürümeyecektir. Şimdi aynı setup'ı sen gidip de 8x8'e koyarsan o gülle gibi araca o yürümeyecektir gerçekten. Yani. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Ona göre farklı motorlar hani seçilmesi lazım. Fırçalı motorlarla o performansı beklemeyin. Bir de şu da var. Hani motoru geçtim. ESC çok önemli. Kesinlikle. Hani atıyorum 60 amperlik ESC belki onu beslemeyebilir. Daha fazla şey olur. Çekmiyor, boğuluyor zaten yani. Elektronik boğuluyor. 60 amperlik ESC koydun diyelim. Çekmiyor diyelim. Koydun 100 küsür amperlik bir ESC. Ama 20 ya da 25C'lik bir pil koyuyorsundur. Evet. Yine çekemiyor o gücü. Yine gidemiyor. Yani orada C değerini de yükseltmek lazım. Atıyorum 50-60'ın üzerine çıkmak lazım ki onu besleyebilelim. Bunlar çok önemli şeyler. Ya şey gibi düşünün. Bir bardağınız var. Küçük bir pipetten onu çekiyorsun. Çekemiyorsun. Ama böyle büyük bir pipetten çektiğin zaman vırt diye o sıvıyı çekebiliyorsun. Aynı şekilde elektriği de hani o şekilde düşünün. Çok önemli şeyler bunlar. Herkes bilmiyor bu olayları. Biraz derinden girmek gerekiyor. Film en ucuzu olsun, ESC en ucuzu olsun. Aynen. Araba, o işler olmuyor. Taşlara çıksın. Evet, hani son günlerde ben şeyi de kızıyorum. Hani tamam genç arkadaşlarımızın parası olmayabilir. Hepimizin hani baktığımız zaman belli bir evet, şey bütçemiz ya da bir şeyimiz var. Bu ucuz bir hobi değil. Hani bir maalesef 500 liraya crawler toplamaya çalışan arkadaşlara ben hayret ediyorum. Hani bu işe girmek istiyorsanız sıfır da olsa 2000 liradan başlıyor. Yani bir set düzme 2000 lira. Adam gibi bir şey. Yani biraz daha scale bir şey yapmak istiyorsan 2000 lira artı hani 5000 liralara da mal edebilirsin bir araba. İstersen daha fazla para da hani harcayabilirsin. O tamamen senin şeyine, bütçene bakar. Üzülüyor. Yani sonraki arkadaşlara biz söylüyoruz. Biraz yanlış anlaşılıyor açıkçası. Yani hani şu paran varsa gel gibi ama yani sonuçta hobi evet çok eğlenceli. Ucu açık. Her yerden tanıdığın oluyor, belli bir buluşmaların oluyor, eğleniyorsun. Bunlara özeniyor yine arkadaşlarımız ama bu sefer yani bir araba almadığında ya da yani bir araba ciddi bir rakamla sunulduğunda bir şekilde onu alıyor. Yani 2000 liraya veriyor, alıyor. Bu sefer bir yeri kırıldığında, masraf olduğunda canı sıkılıyor, üzülüyor. Sonuçta bir parçası pahalı. Kendi el emeğini de veremiyorsan bu sefer dış piyasaya açılıyorsun haliyle. Bir de herkese de güvenmemek lazım. Kesinlikle. Bu arada yani, ikinci el piyasasını da hani biraz üzerine hani düşmek istiyorum. Biraz oturtmak istiyorum. Yani insanlar birbirlerini böyle şey zannediyorlar. Hani karşındaki insanı böyle potansiyel enayi olarak görüyor. Bu konuda çoğumuz yani şikayetçi. Mesela aks aldım. Dış housing'ini değiştirmiş. Sanarsın ki sıfır her şey. İçini bir açıyorsun. İçi darma duman. Yani dışı seni, içi beni yakar. İçine baktığımda bir dişte hafif sıyırma var ve ileride biliyorum ki o benim başıma iş açacak. Tabi bu sefer bunu kabul ettiremiyorsun. Yani sen yaptın hatası. Yani şimdi güvendiğin kişilerden, bildiğin kişilerden aldığında herhangi bir sorun olmuyor. Aynen. Ama piyasaya yeni girmiş bir insan almış aksı. Haliyle kendi de hani bir de yüksek fiyata alıyor. Bravo. Aynen yüksek yani fiyata veriyor. Biz uygun fiyata ya da başkaları uygun fiyata sundukları zaman onu almıyorlar, gidiyorlar pahalısını alıyorlar. Aynen orada bir sıkıntı yani, ortaya evet, çıkıyor. Sıkıntı var. Hani pahalıysa bu mükemmeldir aslında anlamı yok. Yani sonuçta bu işin sıfırı belli. İşin temelinde belli. Hani şey yapmak istiyorum, dokunmak istiyorum. Eskiden böyle sıfır kit fiyatından daha fazla, yani kit dedim, RTR araç fiyatından daha fazlaya ikinci el araba satmaya ya, çalışanlar vardı. Satanlar yani da vardı. Halen de o şey, ben onu anlamıştım. Yani burada mesela oyuncak hobi, şu an reklam yapmıyorum ama değinmek istiyorum. Gayet uygun fiyatlara sıfır ürün satıyorlar ya. Aynen öyle. Baktığınız zaman ben aynen şimdi öyle hesap yapıyorum. Aldığımız şey spam
kaç? 370 dolar. 370 doları Türk parasına çevirdiğin zaman belli bir miktar yapıyor. Üstüne kargosunu ve gümrüğünü koyduğun zaman büyük bir para yapıyor. Türkiye'den aldığın zaman bunun bayağı düşüğünü alıyorsun. Tamam, 370 doların denkini almıyorsun. Biraz daha üstüne alıyorsun. Ya. Ama sana şöyle bir garanti veriyor. Garanti veriyor adam sana. Diğerleri garanti veremiyor, yurt dışından gelenler. Bunda bir de şöyle bir avantajın var. Kredi kartın varsa, kredi kartına taksit de yaptırıp alabiliyorsun. Burada seni üzmüyor adamlar. Aynen. Ha, gidip konuşuyorsun, ufak bir indirim de sağlıyorlar sana. Yani bunu biraz düşünün. Şey yapmayın yani, ya kanmayın herkese. Biraz araştırın piyasayı. Evet, bravo. Araştırmadan piyasa, bir şey oluyorlar. Ondan sonra, vay efendim bir arkadaşımız vardı. Pahalıya almış arabasını. Şey yapıyordu, ağlanıyordu. Ben çok kazık yedim. Yani geldi düşen ağlamaz. Birkaç arkadaş var aslında. Öyle var, isimlerini söylemek istemiyorum ama piyasanın yani camiadakiler bilir.